Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki, Canbaz. 51. yemeğe özel tavuk. Tavuk taşlık yapacağız. Canbaz. Kanki, Kanki Canbaz. Bir an önce kaydı keselim, ekmeğimizi banalım, bunu götürelim. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, Kakan, bereket Canbaz. Efendim, dalya yaptık, yarım dalya. Yani 100 yemeğe 50 kaldı. Biz 50 yemeğimizi tamamladık. 51. yemeğimizi bugün çekeceğiz. Ben de 51 yaşıma girdim. 51. yemeğimizi 51 yaşıma girdikten sonra yeni açımızla, yeni formatımızla kuzuların sessizliği diyerek böyle bir açı oluşturduk. Hakan dedi ki abi böyle bir açı yapmamız lazım. İşte ikinci 50'de biraz havayı değiştirelim falan. Işıklar, mışıklar yalnız aramıza kalsın. Hava da çok ısındı. Bayağı da ışık takviyesi yaptık. Ben şunu terliyorum. İnşallah kameralarda izin verirse harika bir ne yapacağız? 51. yemeğe özel tavuk taşlık yapacağız. Tavuk taşlık burada. Ben bu taşlığı yaparım. Herkese kuzu diye yedirttiririm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onur Market'in katkılarıyla sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Bira bismillah dedik. Sıcağın üstesinden geleceğiz. Bugün ne yapacağız dedik? Tavuk taşlık yapacağız dedik. Tavuk taşlıkta olmazsa olmaz detaylar var. O zaman bira bismillah diyelim. Tavuk taşlığımızı yapmaya başlayalım. Ben de bir elim yüzümü yıkayayım abi, daha anons yaptım, hararet bastı ya. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, tavuk taşlığımızı yapabilmemizin birinci kaidesi, kuralı. Şimdi bunu yaparsınız, evet. Tavuk taşlık sote yapabilirsiniz ama benim verdiğim taktiği uygularsanız millete bunu kuzu eti diye yedirirsiniz. Hakan şahit. Biz ofiste dijital fikir sanatta belirli aralıklarla Hakan diyor ki, abi diyor bir tavuk taşlık yap da yiyelim diyor. Bir gün tavuk taşlık yaptık, yiyoruz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız geldi, Erkan. Erkan'a da bir tabak verdik. O dedi, ne güzel dedi, et sote yapmışsınız dedi. Hakan, ben hiç sesimizi çıkarmadık. Yemeği yedik, dedim ki kardeş, o dedim et değil. Ne abi dedi, bu dedim tavuk taşlık. Abi dedi, et gibi olmuş dedi. İşte onu yapabilmenin tek bir yolu var. O da ne? Bunu, evet bunu, bu canım taşlığı. Düdüklü tencerede en az bir saat, 45 dakika ne yapmanız lazım? Sirkeli su, soğan ve limon kabuklarını soyacaksınız, atacaksınız içine. Çok güzel bir kaynatacaksınız abi. Şu kıvama getireceksiniz. Şimdi ben Bismillah diyeceğim. Bunları şöyle küçük doğrayacağım. Ondan sonra aleti hazır hale getireceğiz. Alet hazır hale geldikten sonra Bismillah deyip ne yapacağız? Tavuk taşlık sotemizi yapmaya başlayacağız. Dedik, önce soğanlar abi. Önce bir soğanları doğrayalım. Hemen başladım abi. Bismillah. Başlanmış iş bitmiş iştir. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Hemen soğanlarımı doğrayarak başladım abi. Kural ne dedik? Kural, taşlığımızı çok ama çok güzel, çok güzel düdüklü tencerede pişiriyoruz abi. Düdüklü tencerede pişirmeden böyle normal et gibi kavurup atarsak o taşlık harbiden taş olur. Taş. Onun öyle olmaması için ne yapacağız? Taşlığımızı daha önceden harika bir şekilde sabırla, biraz kokuyor ama olsun. Ondan sonra güzel haşlıyorsunuz abi. Haşladıktan sonra ne manişte problemi? Problem yok. Dedik, bolca soğan kullanacağım abi. Bolca soğan kullanacağım. Bu işin ruhu soğan, haberiniz olsun. Bol soğan kullanacağım. Böyle soğanları da hiç acımadan ve diri diri keseceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani demeyin Canbaz niye böyle bu kadar büyük kestiniz diye. Bu arada güzel yorumlar geliyor. Arkadaşlarım, yalnız ağzım sulandı. Arkadaşlarım, ya Canbaz şaka maka harbiden ilginç, bizi mutlu eden ilginç tarifler veriyorsun diye. Bu da beni mutlu ediyor. Daha ne tarifler var. Durun bakalım, daha yeni başladık diyoruz. Hatırlatıyoruz, bize Instagram sayfamızdan da Erol Canbaz yazarsanız Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Biz hem kanalımızla alakalı hem Kanki Canbaz'la alakalı bütün bilgileri
sizlerle, siz sevgili dostlarımla oradan paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Hatırlatmasını yapalım. Ben bunları sonra yine tıkır 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 doğrayacağım. Şimdi hızlı hızlı hareket ediyorum. Neden? Vakit nakittir. Hemen şöyle tenceremi alacağım. Bakın tenceremi alacağım. Şöyle güzel efendime söyleyeyim. Şöyle tencereme. Nerede bak? Yağ bulamıyorum. Bak yağ nerede? Yağ burada. Alışacağız. Yeni dizayn. Bu arada çok büyük emeği var sevgili genel direktörümüz, sanat yönetmenimiz, koordinatörümüz Yasemin Hanım. O da mutlu oldu. Açı değiştirmemizden çok mutlu oldu. Çok güzel oldu dedi. Ve biraz sıcak oluyor ama en kısa sürede Cevat da inşallah klimamızı taktığında burası Kuzey Kutbu'na dönecek. Allah'ın izniyle. Kuzey Kutbu'na dönecek. Yani burada şu anda terliyoruz ama herhalde 1, 2, 3, 5 falan bakacağız duruma göre. Efendim, yağımızı döktük. Yağımız burada. Yağımız hemen çıtır 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 yapacak. Şimdi soğanımı atmadan önce, bakın çok güzel, harika, harika acı biberim var. Harika, güneşte kurutulmuş yine biber, acı, acı, Antep işi. Bolca sarımsak kullanacağım. 2 tane domatesim var, 2 domates. Renkli bir biberim var, bu sefer sarıyı kullanalım dedik ve biz topladık. Dalından topladık, köy biberi var dostlar arkadaşlar. Bunların hepsine şekil şemal vereceğiz. Ne zaman? Soğanları bir cıslattıktan sonra anında görüntü yaparak. Yani şöyle. Hadi bakalım. Cıslattık. Aldık. Efendime söyleyeyim. Şöyle. Efendim şunu da alayım. Bu işin kuralı ne dedik? Bu işin kuralı bolca soğan dedik. Bolca soğan. Bolca soğan kullanacağız arkadaşlar. Böyle bir harıldatalım. Evet. Onlar hazır şöyle harıldarken, ben şu kalan soğanları da attım. Ben hemen şimdi şu köy biberlerimi bir doğrayayım bakalım. Şöyle köy biberlerim, şöyle bir Hakan'a bir açı yapayım. Köy biberlerimi doğrayayım abi. Önce köy biberleri. Bak böyle hiç şey yapmayacağım. Hani özel bir durum, şekil arz etmeden böyle diri diri şöyle toplayacağım onları. Şöyle. Aynen böyle abi bak. Evet bu da tamam. Aynen buna da böyle bir işlem. Şuradan şöyle Çorlu. Hemen Baba İski Burgaz. Evet yapıştır. Yapıştıracağım bas. Evet. Yine şöyle. Soğan hışırdamaya başladı. Soğanlar hışırdamaya başladıysa ne yapacağız abi? Doğradığımızı atacağız içine. Yalnız Hakan çok sıcak oldu be kardeş. Yani bir ayar çekmemiz lazım diyorum. Efendim, kanki cambaz, anlatılmaz lezzetler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tavuk taşlık sote yapıyoruz. Ama iddia ediyorum bunu et sote diye millete yedirebilirsiniz. O kadar harika oldu, olacak. Ben inanıyorum, daha önce başardık, tattık Hakan'la ikimiz. Harika oluyor. Hemen şu canım biberciği alayım. Şöyle bir hareket şuradan. Bir de şuradan hareket. Bunu bastır. Al içini. Ayarını çek. Yapıştır. Biraz seri davranalım abi. Şöyle. Böyle bunlar da gözüksün istiyorum içinde. Efendime söyleyeyim. Bu tamam. Bunlar da tamam. Evet, 1, 2, 3, 4, Naci. Hadi bakalım, Naci. Biberler, kapyalar da hazır, girdi içine. Renk cümbüşü devam ediyor. Çok güzel oluyor. Şimdi arzu ederseniz, acıyı seviyoruz ama zaten biber salçası da acı olduğu için bundan fazla kullanmayalım. Sadece ne diyelim, hani zevk meselesi diyelim. Ben dediğim gibi acı biberi fazla kullanmayacağım. Neden? Çünkü salçam da acı. Salçam da acı olduğu için fazla kullanmayacağım. Bununla işim bitti. Efendim, şimdi ne var sırada? Şimdi sırada şöyle bir karıştıralım. Güzelce bir karıştıralım. Yalnız çok güzel ya. Renkler falan böyle harika. Harika. Şimdi sarımsaklarımı hemen halledeceğim dostlar arkadaşlar. Sarımsaklarımı da dediğim gibi
demedim gerçi daha. Böyle hepsinin diri diri olmasını istiyorum. Yani ekmeğimi bandığımda böyle tane tane sarımsakların gelmesini istiyorum dostlar arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Dedikten sonra evet cazırtılar devam ediyor. Harika. Kokular gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Neden? Az sonra sahneye tavuk taşlıklarım girecek dostlar arkadaşlar. Bunlar da tamam. Bunlar da tamam. Efendime söyleyeyim. Şöyle bunları dediğim gibi böyle diri diri. Büyük büyük. İçeriye. Çok güzel. Şimdi. Bakın olay burada bütünleşiyor. Olay burada bütünleşiyor. Ben vakit varken hemen karabiberimi atıyorum. Bolca karabiber. Tamam. Hemen tuzumu. Oh! Yarasın koçuma. Biz dombrekeyes kamara brajını vişne diyoruz her seferinde. Arkadaşlar soruyor. O ne demek diyor. Biz dombrekeyes kamara brajını. O cambazca. Ben yıllardır bunun ekmeğini yiyorum. Söyle kazan diyeceğiz. Şayet dersen biz dombrekeyes kamara brajını vişne kokusu biliriz. Kanki cambaz birliktesiniz. Kazandıracağız. Kazandıracağız. Onur Market'te dükkan sizin. Hep söylüyorum. Mutfak sizin anlatılmaz lezzetlerde. Kral FM'de şarkılar sizin. Kazandırıyoruz. Şimdi soğanım, biberim, kapyam, hepsi sarımsağım. Hepsi şu anda müthiş gözüküyor. Yani şuradan müthiş gözüküyor. Şimdi ne yapacağım abi? Buraları toparlamadan önce değil mi? Hijyen diyoruz. Önce şunu alıyoruz şöyle tahtamızı. Başlıyoruz. Bak şu güzelliğe bak Hakan abi. Şu güzelliğe bak. Abi bunları böyle doğruyorum. Bak. Oh! Doğru içeriye. Hiç acıma. Diri diri olacak. Büyük büyük olacak. Yiyen diyecek ki arkadaş nasıl bir kuzuymuş bu ya. Bu nasıl bir kuzuymuş ya. İnan olsun. Evet, şekil budur. Şimdi bunlar burada ahenkle dans ederken ben ne yapayım abi? Artık bununla işim bitti. Bunu şöyle ilerleteyim. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar, domateslerimi soyacağım. Domateslerimi soymadan önce ne diyeyim? Bereket versin diyeyim. Onlar kavrulsun. Ben bir temizlik yapayım. Domateslerle baş başa kalayım. Çünkü en son domatesleri atacağım. Sonra da suyunu takviyesini bereket versin. Efendim taşlıklarımız kavruluyor biberlerimizle birlikte. Ben şimdi domateslerimi halledeceğim. Bereket versin dedik. Hemen şu domateslerimi şöyle ustalar nasıl soyuyorsa ben de öyle bir soyayım. Bakın hani dersine kanki cambaz çalışmıyor demeyin. Bakın görüyorsunuz. Harbiden patates soyar gibi, elma soyar gibi. Bakın domatesin kabuğunu soyuyorum yani. Ve kendimle gurur duyuyorum. Yalnız bu hatta gelene kadar bir 5-6 kilo domatesi helak etti kankilerimiz. Bilginiz olsun. Bunlar zaten ne yaptı? Ne yaptı? Hazırdı. Şöyle şunu alalım. Evet yeterince bence kavruldu. Böyle uğraşmıyorum. Zaten salçam var. Onların da böyle diri diri olmasını istiyorum. Şöyle. Suyu olmasın ama. Suyu olmasın. Suyunu istemiyorum. Evet, o büyük aletim aşağıda kalmış. Olsun, endişeye mal yok. Domateslerimi atıyorum. Şöyle, evet. Suyu kalsın istiyorum orada. Suyunu istemiyorum. Şöyle yaptım. Bu da tamam. Domatesleri yolladık. Şimdi domatesler de şöyle bir gaydırı kuttak Cemile olsun. Gaydırı kuttak Cemile. Peki. Bu da güzel hazır. Yalnız çok güzel oldu beyaz kobe. Var ya. Efendim ne yapacağım? Hemen
Bakın çok güzel, harika. Güneşte kurutulmuş. Sevgili, bakın güneşte kurutulmuş. Rıfat abinin, yengenin yaptığı Antep biberi bu. Antep, harika ya. Ekmeğine sür ye. O kadar güzel bir acısı var ki anlatamam size. Bundan katacağım abi. İçine biber, acı biber kattım ama ben bundan da katacağım. Şöyle. Renginin bununla oluşmasını istiyorum. Dedikten sonra bu kadar yeter. Dedikten sonra yine bir tur yaptırayım. Öyle salçam da erisin. Salçam da bir güzel karışsın. Nüfuz etsin. Tamam. Olay budur. Olay budur. Biraz su katacağım. Şöyle. Duracağım. Böyle bir güzel karıştıracağım onu abi. Bir güzel karıştıracağım. Bakın salçam hala diri diri. Öyle salçamın nüfuz etmesini istiyorum şöyle. Of 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 of. Of 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 of. Yine su ekleyeceğim. Bu kadar yeter. Hadi bakalım. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Gösterin kendinizi. Şimdi ne diyoruz? Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz. Bugün tavuk taşlık sote yaptık. Ki yapmak üzereyiz. Bitmek üzere. O pişe dursun. Tadarken görüşelim arkadaşlar. Yapın, deneyin. Pişman olmayacaksınız. Onur Market'te dükkan sizin. Finale geldik. Bugün tavuk taşlık sote yaptık. Babanızın oğluna bunu kuzu sote diye, kuzu et sote diye yedirebilirsiniz. Şimdi ben bu yemeği bundan yıllar 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 önce bir Anadolu kasabasında, nerede? Afyon'da yemiştim. Afyon'da demiştim ki ya çok güzel et sote var, şundan bir tabak alayım diye. Ben yedikten sonra amcam bana bahsetti. Dedi ki abi sen bunu tavuk sote diye yedin ama bu dedi taşlık sote. O zaman almıştım tarifini. Hakan da çok sever. Program başında da bu bölümü çekerken de söyledim. Biz Hakan'la belirli aralıklarla ofiste canımız çektiğinde ne yapıyoruz? Taşlık sote yapıyoruz. Şimdi görüntü budur. Bakın görüntü budur abi. Şekil şemal hazır. Şimdi ne yapacak kanki Canbaz? Ne yapacak? Önce bir aracın altını kapatacak. Aracın altını kapattı. Sonra böyle ince bir ayar verecek şuna. Şöyle. Bir tur yapacak. Hakan abi. Böyle bir tur yapacak. Bunun kapağını açtım. Neden? Şimdi bunun biraz dinlenmesi lazım. Hararetini koy vermesi lazım. O nedenle ne diyoruz? Ne diyoruz? Hatırlatıyoruz ve diyoruz ki kanalımıza abone olmayı. Bakın size de söylüyorum, size de söylüyorum, size de söylüyorum. Hatta sana da söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı paylaşmayı. Güzel yorumlar yapmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz, tavsiye ediyorsunuz. Dedikten sonra Onur Market'e sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Çok yakında ki bu pandemi yüzünden bir türlü marketlere gelemiyoruz. Bursa'ya, Tekirdağ'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, İstanbul'da birçok şubeye geleceğiz. Söyle kazan yarışmamızı da gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bir müsaade isteyeyim. Müsaade isteyeyim. Bu amca bir kendine gelsin. Ondan sonra kanki Canbaz bunu lüpletsin. Yarısı Hakan'ın, yarısı benim. Bir ekmek Hakan yer. Bende şeker var. Ben yarım ekmek kesem de yeter bana. Biz bunu götürürüz abi. Yapın. Biz yaptık. Emin olun rüyalarınıza girecek. Rüyalarınıza girecek. Birkaç gün sonra tekrar yapacaksınız. Benden söylemesi. Efendim vakti zamanı geldi. Alet, cihaz, buradaki muhtemel lezzet yeteri kadar dinlendi. Kanki ne yapıyor? Kepçesini alıyor. Nerede benim kepçem? Burada. Aga bak. Elim ayağım titriyor. Taşlık sote yaptık. Taşlık sote. Bre. Hakan bak şurada Hakan Bey. Hakan bak bey. Bu kadar yeter. Efendim. Ya ben bunu kaşıkla yerim arkadaş ya. Bak. Aynen böyle. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim.
bir an önce kaydı keselim, ekmeğimizi banalım, bunu götürelim. Kendinize iyi bakın. 51. videomuzu çektik. 51. videomuz neydi? Taşlık soteydi. Kendinize iyi bakın. İzdombraki eskamara brejna vişne. Bir yemeğin daha sonuna geldik işte. Ne mutlu bize. Hadi görüşmek üzere.